İyi yayınlar bence sevgili kardeşlerim. Galiba Nevzat da orada. Merhaba hocam. Evet. Kolay gelsin. Ben de sorularımı şimdi hazırladım hocam. Ne diyorsun? Nevzat bak bilmediğim yerden sorma. Sonra hesap sorarım sana. Şimdi galiba 12 ya da 13 gün önceydi. Takım oyunuydu yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bağlandı arkadaşlar ve bana şeyi sordular. Hocam işte bazı takımlar antrenmanlara başlamayı düşünüyor 27 Mart vesaire. Ne diyorsunuz diye. Çok net bir şey söyledim o zaman. Ya bırakın antrenmanlara başlamayı. 15 Nisan'da bile onlar antrenmanlara başlayamazlar. Ve yine 15 Mart'ta attığım bir tweet var. Hala duruyor orada. Şunu yazmışım. Olimpiyatlar olmaz. Avrupa Şampiyonası olmaz. Bütün ligler iptal edilir. Ve biz Haziran itibariyle biraz daha rahatlamış oluruz. Koronavirüs anlamında söylüyorum. Bugün de aynı yerdeyim. İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok sevgili evet. Ceyda. Dolayısıyla ben bu ligleri oynamaya ısrar etmenin bizim futbolumuza bir katkısının olmayacağını, insani sağlık açısından, insani ve sıhhi açıdan bir katkısının olmayacağını düşündüm. Ama Nevzat, ben tabii gazeteci olduğu için işin ekonomik taraflarına bakacaktır. Ama bu kadar ara verdikten sonra oyuncular, eski oyuncular olmayacağını da söyledim bunlar 15 gün önce. Yani o takımlar sahaya çıktığında ya bıraktığımız Galatasaray bu muydu? Hani bu Lemina bu takımın en büyük silahıydı. Ne olmuş evet. Bu Sörloth'a falan demeye başlayacağız. O da başka bir kavga çıkaracak. Dolayısıyla benim önerim net bir şekilde bu sevdadan vazgeçin. Bunu UEFA'daki bütün liglerdeki takımlara da söylüyorum. Bu sene bu sevdadan vazgeçsinler. Sadece bu seneyi nasıl legalize ederiz onun peşine düşsünler. Kendi fikrim bu. Yani futbolcular da hep yaptıkları açıklamada şuna değiniyorlar hocam. Döndüğümüzde bu kişisel antrenmanlarımıza devam ediyoruz ama döndüğümüzde inşallah sıkıntılar yaşamayız. Çünkü herhangi bir sakatlık durumuyla da Allah korusun karşı karşıya gelinebileceği bir durum. Futbolcuların da tedirginliği var. Aynen öyle. Şimdi orada iki anlamda sakatlık bir, koronayı, biz koronayı belli bir süre sonra tabii ki bu şeyi piki aşağıya indireceğiz, azalmaya başlayacak. Ama kalabalık ortamların bulunduğu yerde koronanın yayılma riski her zaman olacak. Bir de futbolcuları düşün. Ya bu çocukların antrenmanlarında birbirlerinin üstlerine atlıyorlar, yatarak kayarak müdahaleler, her taraf ter, tükürük, küçücük şey soyunma odaları ne kadar büyük olursa olsun metrekareye 10 tane adam düşüyor. Ya bu adamlar için, bu da biliyoruz ki damlacık yoluyla yani ağzından evet. Çıkan tükürün içinde yaşıyor bu virüs. Başka yaşama şansı yok. Dolayısıyla o açıdan da risk faktörünün yüksek olduğu yerler olacak. Ben açık söyleyeyim kendi adıma, yani ben Futbol Federasyonu Başkanı olsam, bir taraftan da doktor kimliğimle bu ligleri oynatmam arkadaş. Çok net söylüyorum. Kendi fikrim bu. Peki hocam, bir de güzel yanları da olmaya devam ediyor. Güzel haberler alıyoruz. Güzel yanları demeyelim ama güzel haberler alıyoruz. Bugün de onlardan birini aldık. Sayın Fatih Terim taburcu edildi. Yusuf Günay'da aynen öyle. Yalnız hastaneden şu açıklama yapıldı hocam. Fatih Terim'in testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Yani pozitif olsa da hastaneden ayrılabiliyor mu bu durumlarda hastalar? Ya bırak pozitiflikle hastaneden ayrılmayı. Bugün dünyada %80'i hastaneye de yatmıyor zaten. Yani hastalığın %80'i hastaneye yatmayı gerektirmiyor. Bu %80'in o 80 puanın içinden 30 tanesi bulgu bile vermiyor. Yani hiçbir şey hissetmiyor adam. Ne halsizlik, ne burun akıntısı, ne ateş, ne öksürük. 30'luk bölüm böyle. 50'lik bir bölüm, 80'e öyle çıkıyor. 50'lik bir bölüm hafif bir halsizlik hissediyor. Belki hafif bir baş ağrısı. O da anlamıyor bile hastalığı geçirdiğini ama hafif geçiriyor. Bir kere %80 hastaneye yatmıyor. Hastaneye yatanlara gelelim. %20'si hastaneye yatıyor. Fatih Hoca o %20'nin içindeki 15 puanlık bölümden. Ne demek o? Yani öksürüğü vardı hocanın. Büyük bir ihtimalle hafif bir ateşi de vardı herhalde o zaman. Çok net bilmiyorum ben. Öksürüğü olduğu için, pozitif olup öksürüğü olduğu için hastaneye yatırılan orta şiddetteki bir vaka evet. Olarak kabul edildi. O öksürük de geçtiyse eğer zaten semptomu olmayan ya da çok hafif olan, hoca şimdi semptomu yani bulgusu olan ama çok hafif olan kısma girdiği için pozitif de olsa evde izole bir şekilde takip edilir hasta kısmına girdiği için yani %80'lik bölüme girdiği için evine taburcu edildi. Dolayısıyla bu rutin normal bir uygulama.
Peki hocam şunu da sorayım. Ha, bu arada hocaya tekrar, hocaya, Abdurrahim Bey'e, Yusuf Bey'e, Fenerbahçe'li oyunculara, basketbolcu oyunculara ve şüphesiz şu anda 9000 civarında hastamız var. Hepsine geçmiş olsun diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Allah yanlarında olsun. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Benim kişisel merakım da aynı zamanda. Hep 14 gün bir karantinadan bahsediyoruz ama bu sürenin bazı durumlarda uzadığını da biliyoruz. O durumlar hangisi hocam? Yani ben hiç belirti göstermedim. Benim karantina sürem 14 gün ama belirti gösterenlerde o karantina süresi uzuyor mu? Tabii. Yani şimdi Fatih Hoca'nın bugünden itibaren 14 günü başladı. Onu söyleyeyim. Yani Fatih Hoca 7 gün orada geçirdik. Bir 7 gün daha değil. Evet. Testi negatif olduktan sonra, bir 14 günü daha var. Hocanın dikkatli olması gereken bir 14 günü daha var. Dolayısıyla şimdi teste neye bakıyorlar onu söyleyeyim. Şu anda Fatih Hoca'nın korona testi pozitif dediğimiz şey büyük bir ihtimalle antijen pozitif. Yani vücudunda hala virüsle ilgili antijenik yapı var. Antikor oluşmaya, yani bağışıklık maddesi oluşmaya başladığında onun iki tipi var. Birisi M, Manisa'nın M'si, birisi de Giresun'un G'si. M tipi antikor ilk anda, yani hastalığın geçtiği ilk anda, G tipi yani Giresun tipi antikor ise hastalığın geçmesinden bayağı bir süre sonra, yani bayağı olmuş, bayağı geçmiş bu hastalık dediğimiz bir antikor. Dolayısıyla hocanın kanında bağışıklık maddelerinin oluşmaya başlaması onun açısından da bir avantaj olacak. Ama biz biliyoruz ki hastaneden taburcu olma şeyine kriteri, ha bu arada onu da söyleyeyim. Evet. Kimi taburcu ediyoruz? 3 gün boyunca hastanın hiçbir şekilde bulguları olmazsa bir. İkincisi, hastanın ilk bulgusunun olduğu günden o güne kadar 7 gün geçmişse, şimdi Fatih Hoca bunların hepsini kapsıyor mu? Kapsıyor. Bugün galiba Nevzat daha iyi bilir. 7. gün mü Nevzat? 8. gün mü bugün Fatih Hoca? 7. gün hocam. 7. gün. Güzel. Yani kriter tutuyor. İlk hasta olduğu günden sonra 7 gün geçmişse bir. İki, son 72 saat içinde bulgular olmamışsa o zaman hastayı taburcu ediyorsunuz pozitif bile olsa. Dolayısıyla Fatih Hoca'nın oradan taburcu edilmesi, arkadaşlar öyle kimse kafasına göre falan yapamıyor. Bu işler protokollerle olur. Bence seni taburcu edelim hocamla olmuyor bu işler. Hiçbir hastaya ne Fatih Terim'e olur, ne Ahmet Bey'e olur, ne Nurten Hanım'a olur. Dolayısıyla o kriterleri tutmuş ki büyük bir ihtimalle 3 gündür de hocada herhangi bir bulgu da yok ki hocayı pozitif olmasına rağmen bütün hastalarda yapıldığı gibi eve git ama karantinaya devam et diyerek taburcu etmişler. Bu çok önemli. Hocanın 8. günü bu arada. Hocanın 8. günü. Yusuf Bey'in 7. günden itibaren Yusuf Bey'in de Yusuf Günay'ın da 7. günü. Tabii ki hastanelerde bir yandan yer de açılması lazım. Şimdi böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Yani biz hafif bulgularımız olsa hep söylüyoruz ya hocam. Hastaneleri boşuna işgal etmeyelim. Orada çok daha acil hastalar da var. Hoca da böyle Fatih Terim de böyle düşünmüş olabilir mi? Yani Fatih Terim'in imkanı var sonuçta Fatih Hoca'nın. Burada hayır. Burada hastanın şeyini veriyor. Yani hasta şöyle bir fedakarlık falan yok öyle bir şey. Yani çıkarın beni başkasını alın yok. O hastanın isteğine değil. Bir daha söylüyorum. Bilim kurulunun muhteşem bir bilim kurulumuz var. Gurur duyuyorum oradaki bütün meslektaşlarımla. Sağlık Bakanımız kurdu bunu. Bilim kurulu da muhteşem. Bir protokol kurdular. O protokol ne diyorsa onu yapıyorlar. Burada sizin isteğinizin fedakarlığınızın önemi olmuyor. Peki ama hocam şöyle bir şey var. Sağlık Bakanlığı önergesi de zaten hani durumu, semptomları ciddi boyutlarda olmayanlar mümkün olduğunca ki bizim de bildiğimiz birçok insan zaten evde izole bir şekilde bu süreci atlatıyor. Muhtemelen Fatih Hoca'nın da imkanı var yani en azından bu süreci. Çünkü hocam şöyle bir durum da var. Hastanede kalmak bazen risk de olabiliyor. Tabii tabii. Yani sizden daha farklı noktada bir hasta hastaneye gelebiliyor. Dolayısıyla bence şu sürecin eğer çok ağır şekilde geçirilmiyorsa evde izole şekilde atlatılması bence daha sağlıklı. Ki Sağlık Bakanlığı zaten bunu... Az önce söyledim. Hoca şu andaki hasta taburcu protokolüne uyuyor kriterleri. 7 gün geçmiş başlangıçtan ilk gününden itibaren ve semptomları da ciddi anlamda 2-3 gündür gözükmüyorsa ki
konuşursun zaten hocayla büyük bir ihtimalle. Biz de konuşuruz inşallah. İyi olsun, önemli olan o. Büyük bir ihtimalle 2-3 gündür de hiçbir bulgu olmadığı için zaten taburcu olma hakkı kazanan hasta oluyor. Dolayısıyla da bu nedenle taburcu etmişlerdir hocayı. Evde olmasında da fayda var evet, ama evde bakın bu çok önemli. Hala bulaştırma riski olduğu için vefat ülkedeki sorumlu bir insan tabii ki mutlaka o izolasyon kurallarına uyacaktır. Ona da zaten arkadaşlarımız anlatmıştır. Hocam, bir sorusu daha var. Son bir soru. Aşama Arteta, Maldini gibi önemli isimler de bu süreci evde geçirdiler. Yani dolayısıyla hani pozitif çıkması hastanede yatmak anlamına gelmiyor. Hayır. Hayır. Sevgili Nevzat, en başta anlattım ya %80'i. Yani hocanın mesela öksürüğü olmasaydı büyük bir ihtimalle, ateşi olmasaydı o dönemde bana gelen bu bilgiler hafif bir öksürüğün olduğu şeklinde. Yaş grubu da hoca kaç yaşında? 66 yaşında değil mi Nevzat? 66. Güzel. 66. Yani 60 yaş üstünde, hatta 65 yaş üstünde öksürüğü de var. Dolayısıyla aman bu hafif vakadan orta vakaya geçmiş gibi gözüktüğü için klinik olarak da hocayı bu nedenle yatırmışlardır. Gözetim altında tutalım hocam. Yaşın ve öksürüğün nedeniyle hafif değil de hafifle orta arası kabul edelim seni. Bu nedenle yatıralım demişlerdir. Doğru da yapmışlardır, onu da söyleyeyim. Şimdi onlar geçtiği için de normal olarak taburcu ettiler. Ama bir kere daha söylüyorum, zaten her 10 kişinin 8'i hafif bulgular olsa bile, yani 36,5-37 ya da 37,5 ateşiniz var diyelim, halsizlik yaşıyorsunuz, biraz boğazınız ağrıyor, zaten evde geçiriyorsunuz onu, pozitif de olsanız her 10 kişinin 8'i zaten evde olmak durumda. Hastaneye yatırmıyoruz öyle hastalığı. Peki hocam, şunu da soracağım hemen. Hepimiz hemen hemen bir eczaneye yolumuz düşüyor. Kendimizi nasıl koruruz, neler yaparız? Bu konuyla ilgili de şimdi herkes evet evde. Biz de insanlar evde kalsınlar, evde kaliteli vakit geçirsinler diye tüm tedbirlerimizi alarak buradayız. Ama tabii önlemlerimizi de alıyoruz. Ama işte vitaminlerdir, bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerdir. Yani bunlardan hepimiz kullanıyoruz ama tabii ne kadar doğru yapıyoruz? Bak Ceyda, şu anda bizi izleyen çoğunluk büyük ihtimalle şeydir. Futbol sevdalısıdır. Evet. Bir kere bu işte en önemli nokta ne? Stresin az olması lazım. Stresin. Şükürler olsun ki bu anlamda ligler iptal oldu. Ben eminim Nevzat da rahat şu anda, sen de rahatsın. Nevzat'ın şu anda karşısında Emre Bolun olduğunu düşün. Birbirlerini yiyeceklerdi orada. Yok Galatasaray şöyle, yok Fenerbahçe böyle. O gelecekti ne olursa olsun onları. Dolayısıyla çok önemli bir stres nedeninden, futboldan, bizde futbol rahatlama değil maalesef. Biraz iğneyi ve çuvaldız hikayesi, biraz iğneyi kendimize batıralım. Futbol çok rahatlama nedeni olmuyor. Takılmaları biraz ileri düzeye getiriyoruz. Bir kere stresi azaltmalıyız. Vücut direncinin artması için. İkincisi beslenme. Günde 5 öğün. En az 3 porsiyonlu sebzeyle, meyveyle geçirdiğiniz bir beslenme. Üçüncüsü yeterli aldığınız sıvı. Dördüncüsü iyi uyuduğunuz bir uyku. Beşincisi de evde bile olsanız bacaklarınıza birer kilo ağırlık bağlayın. Televizyonu seyrederken o bacaklarınızı aşağı yukarı hareket ettirin. Kas dokunuzu bir miktar arttırın. Bu bile yeterli aslında vücut bağışıklığınız için. Çünkü Yaradan bize zaten bağışıklık sistemini vermiş. Bu söylediklerimi de onu desteklemek için vermiş. Yoksa bunun üstüne odaya sarımsak bırakalım, öbür odaya soğan bırakalım, ağzıma burnuma tuz sürelim, başımdan aşağı sirke dökelim, kara mürver kullanalım. Yok böyle bir şey. Bunların hepsi boş çabalar. C vitaminini çok miktarda alalım, hiç gerek yok. Şu en başta söylediğim kısım yeterli. Abartmaya da gerek yok. Ama en önemli şey, bir daha söylüyorum. Bak ne değişti biliyor musun? Çevremde neyi görüyorum? Siz de belki fark ediyorsunuzdur. Evet. İnsanlar bir virüsle, bu virüs var ya, yaşama, kendi başına yaşama şansı yok. Benim hücrem olmasa yaşama şansı bile yok bunun. Ama o bir tanecik virüs bizim hayattaki önceliklerimizi değiştirdi. Daha lüks araba almak isteyen şu anda onu düşünmüyor. 200 metrekare eve geçeyim diyenin artık aklında o yok. Aa bilmem ne çantası gelmiş, yeni de bir kıyafet gelmiş diye bir şeylerin peşinde değiliz. Bütün bunlar, beklentilerimizin azaltılması bile hayatımızda çok doğru psikolojik destekler olacak bize. Daha azla yetineceğiz. Beklentiler düştükçe daha mutlu olacağız. Bak bu bile şu virüsün belki de insanlara yaptığı en büyük katkılardan bir tanesi olacak. Bağışıklığı en çok arttıracak şey de bu olacak. Beni dürten 5 hasta gelmiş, 10 hasta gelsin,
2 reyting olmuş, 3 olsun. Evet. Gazete 50 bin satmış, 100 bin satsın derdi olmadıkça biz daha az streste, daha uzun ve bağışıklığı daha yüksek olarak yaşayacağız. Hocam son olarak bu konuya da bir daha değinelim istiyorum. Şimdi evet her gün açıklamalar yapılıyor. Ülkemiz başka ülkeler gibi olmasın diye tüm çabamız, çok iyi çalışan bir bakanlığımız var. Sizin de söylediğiniz gibi muhteşem bir bilim kurulumuz var. Ve herkesin ortak görüşü, herkesin evde kalması. Ben yani hocanın, hocanın da futbol bilim kurulu olursa hocanın da o bilim kurulunda olmasını buradan teklif ediyorum. Nevzat ver gazı ver. Ver bu arada ihtiyaç var. Bağışıklığı arttırır bunlar. Aferin Nevzat. Devam. Bol bol kahkaha atacağız hocam. Ama şu da bir gerçek ki biz şimdi o iki hafta önce sahil kenarında yürüyüş yapanların, balık tutanların ceremesini bugünlerde çekip bugün sokağa çıkmayanların sevincini de iki hafta sonra mı yaşayacağız? Bu aynen bize öyle. Çok önemli bir ışık tutacak diye düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle Ceyda, çok doğru bir yere baktın. Bir hafta önce yırtındık. Bütün devlet yırtıldı, bakanlık yırtıldı, bilim kurulu yırtıldı. Ha bir şey daha güzel oldu bu arada, onu söyleyeyim. Bu sokağa çıkmadan önce. Ekranlarda bir sürü şövalye vardı böyle. Kelle paçaları sunan, limonları sunan. Biz genetiğiz, bizim genetiğimiz, biz Türk'üz, bize olmaz bir şey diyen falan filan. Hiçbir bilimsel tarafı olmayan. Medya, ben medyaya burada çok teşekkür ediyorum. Kahramanca. Hem skenleri savaşıyor, kolay değil canlı yayında. Bir riskle karşı karşıyalar ama onların hepsi görev başındalar. Siz de öyle görev başındasınız. Doğru insanları çıkarma konusunda çok çabuk doğruyu buldu. Bu tür insanları, yani bizim mesleğimizin içinde olup işin şovuna kaçan ama bilimsel olarak hiçbir şey anlatmayanları hemen kardeş siz bir kenara gelin dedi. Bu çok önemliydi bir. İkincisi, senin söylediğinden yola çıkayım. Evet, bir hafta önce sokakta olmamızın acısını belki şu 3-4 günde maalesef göreceğiz. Dün ve evvelsi gün, yani cumartesi pazar evde olmamızın faydalarını da bir hafta sonra belki olumlu anlamda göreceğiz. Ama bir gerçeği değiştirmiyor. Şu anda bizim ülkemizin yükselme trendi, hastalığın sayısal yükselme trendi bütün ülkelerden daha hızlı. Dolayısıyla biz iki gün içeride kaldık. Oh tamam kurtulduk, sakın ha. Bundan sonra da içeride kalmaya devam edelim. Bu bir. Devletin bu konuda gerçekten çok büyük desteğine ihtiyacımız var. Bugüne kadar çok iyi gittiler ama bir sürü sabah gidip işe gitmek zorunda kalıp orada kazandığı parayla akşam ekmek almak zorunda olan insanlar var. İnanıyorum ki İstanbul mesela valiliği ne kadar güzel bir çalışma başlattı. 65 yaşın üstündekilere erzak gönderiyor. Evet. Belediyeler bu konuda çok yardımcı oluyor. Devletin de bu insanlarımıza yardımcı olması lazım. Son bir laf, aslanlar gibi ön cephede savaşan benim doktor kardeşlerim, hemşire kardeşlerim, birçok orada çalışan sağlık çalışanı kardeşlerim, eczacılar, dolayısıyla hasta bakıcılar, hepsine minnetimizi sadece alkışlarla ifade etmeyelim. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Biz vaka sayısı arttıkça hastaneye yatma konusunda da bir takım kavgalara başlayacağız. Çünkü siz hastanızı hastaneye götürdüğünüzde, bak Nevzat da biliyor, sen de biliyorsun, her hasta hastaneye yatması gerekmiyor. Ama yarın öbür gün benim hastamı niye yatırmadınız diye o doktora, o hemşireye, o hasta bakıcıya, o sağlık memuruna, o sekretere sakın ha saldırmaya, şiddet kullanmaya kalkmasınlar. Niye bunu söyledim biliyor musun? İngiltere'de sabah okudum. Çocuk vakaları çok az. Çocuk vakaları az ama bugün İngiltere'de 11 tane çocuk hekimi koronavirüsten dolayı hastaneye yatmış durumda. Zaten o sağlık çalışanları koronavirüsle savaşırken zaten yeteri kadar risk altında. Belki bir kısmı da, belki birçoğu da koronavirüs nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kalacak. Bir de ona şiddet uygulamaya ya da o insanlara kötü davranmaya kimse kalkmasın. Bu iş sadece alkışlamakla olmuyor. Kesinlikle. Onların yanında olduğumuzu hastaneye gittiğimizde onlara maksimum anlayış göstererek de yapmak zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. Sizlere de kolay sağ gelsin. Allah güç kuvvet versin sizlere. Sizin nezdinizde tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz hocam.